İklimler değişiyor, su kaynakları tükeniyor. Tarım toprakları yitiriliyor. Biyoçeşitlilik ise büyük tehdit altında. Sonun başlangıcını durdurmak, mevcut sistemi dönüştürmek isteyen herkes, yol, yöntem ve araçlarda birleşiyor, kelebek etkisinde buluşuyor. Bu hafta Türkiye denizlerinin kirlenme sorunlarını değerlendirmek üzere Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Uğur Sunlu'yla bir araya geldik. Hepimiz biliyoruz ki biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu temiz ve sağlıklı denizel ve kıyısal ekosistemlerin varlığı, balıkçılık ve turizm gibi yaşamsal önemdeki aktivitelerin sürdürülebilirliği için büyük önem taşımakta. Deniz kirliliği üzerine 35 yıldır çalışan bir uzman olmanız nedeniyle yöneltiyorum ilk soruyu. Ülkemizdeki denizlerin kirlenme nedenleri nelerdir? Öncelikle dinleyicilerimize iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Deniz kirliliği gerçekten son derece önemli bir konu. Çünkü dünyamızın 1/4'ü okyanus ve denizlerle kaplı. Yani yaklaşık bu %70'lik bir alanı ifade ediyor. %70'lik alanın da %97,5'u okyanus ve denizler. Dolayısıyla ekosistemlerin en büyüklerinden birisi olan okyanus ve denizlerde meydana gelebilecek çevresel problemler maalesef diğer ekosistemleri de etkileyebilmekte. Üç ekosistem arasında bir denge ya da döngü var. Biz buna madde ve enerji döngüsü diyoruz çevre biliminde. Denizlerimizi etkileyen en önemli kirleticiler evsel kökenli atıklar. Bunun yanında ikinci olarak tabii ki en önemli parametrelerden bir tanesi de endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirleticiler. Bunun dışında tabii ki daha birçok faaliyet var. Örneğin neler var? Enerji üretimi ve bunların atıkları var. Bunun yanında yine turizm, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, dünya turizm merkezi, cazibe merkezlerinin başında geliyor. Ve hem gıda açısından hem doğal kaynaklar üzerinde yapmış olduğu baskı açısından turizm ve çevresel etkileri son derece önemli. Yazlık konutlar ya da kentleşme dediğimiz olay yine dünya denizleri üzerinde ve ülkemiz denizlerinde son derece önemli. Bir başka konu navigasyon dediğimiz denizin üzerinde yapılan ulaşım faaliyetleri, yani denizcilik faaliyetleri diyoruz biz bunlara. Yatçılık olarak, işte mavi tur olarak adlandırdığımız faaliyetler, turistik amaçlı olarak. Gerekse de ülkemiz denizlerinde de çok yoğun olarak gördüğümüz ticari mal ve hizmet taşımacılığı ve buna bağlı meydana gelen kirlenme yine son derece önemli bir kirlenme türü olarak ortaya çıkıyor. Bir başka konu karasal kaynaklı zirai faaliyetler, yani ziraat ve burada kullanılan gübreler, tarım ilaçları gibi birçok kimyasal maddenin yine denizel ekosistemlere ulaşması ve bunun gibi birçok kaynağı deniz kirliliği etkeni olarak sayabilme şansına sahibiz. Bizim denizlerimizin acil önlem alınması gereken en yaşamsal kirlilik kaynağı olarak neleri görürsünüz? Ya da bu her denizimiz için farklı mıdır? Bence de bölgesel anlamda konuyu değerlendirmek çok daha olumlu olur. Çünkü Feride Hanım, ülkemizin şöyle bir özelliği var. Ülkemiz üç tarafı denizlerle kaplı bir yarımada ülkesi. Evet, bu son derece doğru. Ancak ülkemizi çevreleyen denizlerin çevresel ve kendine has özellikleri bakımından da birbirinden çok farklı özelliğe sahip. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde denizlerimiz ve üzerlerine olan etkilerin azaltılması üzerine geliştirilecek politikaların mutlaka bölgesel bazda ele alınması gerekir. Yani örneğin Karadeniz için, örneğin Boğazlar sistemi için, örneğin Marmara Denizi için, Ege Denizi için ve Akdeniz için şüphesiz. Öncelikle Karadeniz'le başlayalım. Çünkü Karadeniz'in bu saymış olduğumuz denizlerimiz içinde son derece ayrı ve farklı bir özelliği var. Dünya denizleri içerisinde, sadece ülkemiz denizleri içerisinde değil. Karadeniz'in yaklaşık 120 metre derinliğinden sonraki derinliklerinde çözülmüş oksijen konsantrasyonu yok. Yani bu bölgede 120 metre derinlikten sonra hidrojen sülfür dediğimiz ve sadece sülfür bakterilerin, yani kükürt bakterilerinin yaşayabildiği, bunun dışında aerobik dediğimiz oksijen solunumu yapabilen canlıların yaşamlarının dağılımlarını sağlayabilmesi mümkün değildir. Yani bizim bilebildiğimiz oksijenli yaşam alanları son derece sınırlıdır Karadeniz için. Artı bir de Karadeniz'de diğer denizlerimizden farklı olarak su bütçesi dediğimiz bir kavram vardır. Yani denizlere gelen yağışlar ve akarsularla gelen suyun buharlaşan suya oranına biz o havza için su bütçesi diyoruz kısaca. Karadeniz bu denizlerimiz içerisinde su bütçesinin pozitif olduğu, yani yağışlar ve akarsularla gelen girdi miktarının
buharlaşma miktarından daha fazla olduğu bir denizdir. Karasal etkiler açısından, yani yağışlar ve özellikle de nehirlerle taşınan kirleticiler açısından son derece kritik ve hassas bir denizdir. Özellikle Tuna Nehri, Karadeniz'deki kirlilik parametrelerini etkileyen en önemli noktasal kaynaktır. Çünkü Tuna Nehri bildiğiniz gibi Romanya ve Bulgaristan'ın arasından Karadeniz'e açılırken bir ucu da Hollanda'dan Manş Denizi'ne kadar açılabilmektedir. Toplam 11-12 ülkeden geçmektedir ve çok ciddi bir kirlenme yükünü maalesef Karadeniz'e taşımak zorundadır. Bunun yanında ülkemizdeki işte Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak gibi nehirler, Dinyeper, Dinyester gibi birçok nehir kirlilik yükü açısından maalesef Karadeniz'i çok yönlü olarak etkilemektedir ve buna bağlı olarak da ekonomik su ürünleri açısından da çok ciddi erozyon ya da kayıplarla karşı karşıya kalmamızı gerektiriyor. Karadeniz'in Akdeniz'le bağlantısını sağlayan ve yine dünya denizleri açısından son derece kritik öneme sahip boğazlar sistemimiz var. Ve bu sistemler dünyadaki en önemli su yollarından ikisini oluşturuyor. Ve doğal yapıları açısından da dünyada yine eşi benzeri bulunmayan geçiş noktaları, deniz trafiği açısından son derece önemli noktalar. Ki biliyorsunuz İstanbul Boğazı dünyanın en büyük şehirlerinin bir tanesinin ortasından geçiyor. Kıyısal nüfus ya da karasal etkiler çok fazla. Aynı zamanda da Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek geçiş noktası olduğu için de deniz trafiği ve tehlikeli atıkların taşınması açısından son derece kritik bölgeler İstanbul ve Çanakkale Boğazları. Ve maalesef her yıl tonlarca petrol, ham petrol Karadeniz ile Akdeniz arasında bu İstanbul ve Çanakkale Boğazı yoluyla çok ciddi miktarlarda yük de beraberinde getirmekte ve hepimizin bildiği gibi zaman zaman da çok ciddi tanker kazaları meydana gelmekte. Dolayısıyla gemi taşımacılığı İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi açısından son derece önemli bir kirlenme kriteri. Ama Marmara Denizi bir iç deniz, sadece ülkemiz var. Uluslararası bir ortağımız yok ve maalesef Marmara Denizi kirliliği başlı başına çok dramatik boyutlarda. Bunu çok net söylemem gerekiyor. Her geçen yılda artan endüstrileşme, ülkemiz nüfusu ve gemi trafiğinden dolayı Marmara Denizi'ndeki kirlilik yükleri her geçen yıl çok ciddi oranlarda artış göstermekte. Ege Denizi'ni belki 3 ana başlık altında toplamak mümkün. Çanakkale Boğazı'nın üstünde yer alan Saros Körfezi dediğimiz Kuzey Ege kısmı. Çanakkale Boğazı ile İzmir Körfezi arasında kalan kısım ki İzmir Körfezi yaklaşık Ege Denizi'nin orta kesmini ifade ediyor. Ve İzmir Körfezi ile Fethiye Körfezi arasında kalan daha güneydeki kısım olmak üzere 3 ana başlık altını toplayabiliriz. Ege Denizi biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin bir denizimiz. Ancak burada da endüstriyel ve özellikle turizm ve deniz trafiği açısından son derece riskli noktalarımız var. Ayrıca İzmir Körfezi gibi belki de Türkiye'deki deniz kirliliği açısından en önemli İzmit Körfezi ile birlikte çok kirli iki noktadan bir tanesi de maalesef Ege Denizi'nde yer alıyor. Ve son olarak tabii ki Akdeniz var. Akdeniz bu saymış olduğumuz denizlerimiz içerisinde en derin, su sirkülasyonu açısından en zengin denizlerimizden bir tanesi. Ama burada da özellikle turizm faaliyetleri hepimizin bildiği gibi çok yoğun. Son yıllarda yine gemi trafiği ve turizm faaliyetlerinden dolayı ve özellikle Adana'da Yumurtalık'ta bildiğiniz gibi bir de petrol taşıma sistemi var. Yine hem deniz trafiği açısından hem turizm açısından riskli bir deniz olarak karşımıza çıkmakta. Akdeniz'den bahsetmişken çevre ve deniz hukuku açısından en fazla hukuki mevzuata sahip olmasına rağmen en fazla tehdit altındaki deniz olmasının nedenleri nelerdir sizce Akdeniz'in? Dünyadaki turizm faaliyetlerinin ana kaynağını oluşturuyor. Kuzey Akdeniz'de ciddi nehir girdileri var Akdeniz'e ve maalesef bunların bir kısmında da ciddi çevresel problemler var. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çevre mevzuatının da daha sıkı olmasından dolayı nehir suyu kalitelerinin ciddi olarak izlenmesi ve bunların taşımış oldukları kirletici yüklerinin denizel ortamlara daha az miktarlarda gelmesini sağlamak amacıyla kaynağında kirlenmenin önlenmesi üzerine ciddi stratejik politikalar var. Ancak Güney Akdeniz'e indiğimizde özellikle Nil Nehri Deltası son derece önemli, çok önemli bir girdi noktası ve aynı zamanda burada bir de Süveyş Kanalı var biliyorsunuz. O da Kızıldeniz'e bağlantıyı sağlıyor. Bu alanda geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde ikinci Süveyş Kanalı inşası yapıldı ve maalesef şimdi artık Kızıldeniz'le Akdeniz arasındaki geçiş noktası sayımız
gittikçe artmaya başladı. Aynı zamanda bir de Cebeli Tarık'la Atlas Okyanusu arasındaki bağlantı var biliyorsunuz. Bu noktalar arasındaki geçiş, sizin sorunuzda söylediğiniz gibi nehirlerin Akdeniz'e getirmiş olduğu kirletici yüklerinin kontrolü açısından iyi örnekler var. Ama maalesef kötü örnekler de var. Bunlardan birisi Tuna Nehri ve Karadeniz'e olan olumsuz etkisi. Gelelim denizlerimizi kirleten karasal kökenli kaynakların en ürkütücü olanına, yani plastik sorununa. Özellikle plastik atıkların deniz ekosistemlerine 13 milyar dolar civarında zarara yol açtığına dair veriyi de göz önünde bulundurursak ve ülkemizde de günde 44 ton plastik atığın denizlere karıştığına dair bilgiyi de tabii ki. Konuyla ilgili sizin acil eylem planınızın ilk üçünde neler yer alır? Karasal kaynaklı yüzen katı atıklar ve son yıllarda buna bağlı olarak bunların denizler ortamında parçalanması sonucu oluşan mikroplastik dediğimiz daha mikroskobik ölçekli parçaları aslında denizel ekosistemlerde son 15-20 yılda ortaya çıkan en önemli kirleticilerin başında geliyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu Feride Hanım. Biz bir ölçüde suyun üstünde olan ve yüzebilen plastik parçacıkları görebilme ve dolayısıyla müdahale edip toplayabilme şansına sahibiz. Ancak burada önemli olan konulardan bir tanesi bunların belki de oransal olarak bilemiyoruz ama yarısından fazlası belki çok daha fazlası denizin dibine batarak birikmesi ve dolayısıyla da orada dibe bağımlı olarak yaşayan canlıların ekosistemin varlığını yok etmesiyle sonuçlanan ve bunlar biliyorsunuz çok uzun ömürlü kirleticiler. Bunların denizler tarafından parçalanması ve maalesef parçalandıktan sonra da mikro kirleticiler dediğimiz mikroplastikler olarak hala ekosistemde varlıklarını sürdürebilmesi hakikaten gerek Akdeniz havzası için gerekse ülkemiz denizleri için son 20 yıldaki en büyük tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Daha yeni yaklaşık 10 yıldır çok yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmış durumda. Ülkemiz denizlerinde de yüzen katı atıklar ve bunların oluşturmuş olduğu kirlenme yükleri ve bunun daha ileriki safhası olan mikroplastikler ve bunların özellikle insan gıdası olarak tüketilen su ürünlerindeki miktarlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar daha yeni başlamış durumda. Bu konuda kat etmemiz gereken biraz daha yol var. Ama ne olursa olsun yine katı atıklarla ilgili çok ciddi rakamlar var. Ben dinleyicilerimize örnek olması açısından İzmir Körfezi'nden birkaç rakam vermek istiyorum. İzmir Körfezi'nde 2010 ila 2014 yılları arasında iç körfez dediğimiz sadece İnciraltı ile Bayraklı arasında kalan iç körfezden toplanan yüzen katı atık miktarlarını sunmak istiyorum. 2010 yılında 646 ton, 2011 yılında 768 ton, 2012 yılında 1600 ton, 2013 yılında 1730 ton ve 2014 yılında da 2013 ton yüzer katı atık sadece ve sadece İzmir İç Körfezi'nden belediye tarafından ortamdan alınmış miktarları vermekte. Gördüğünüz gibi 2000 tonların üstüne çıkmış durumda. Ve bu maalesef yüzenler, bir de bunların denizin altında kalan ve müdahale edemediklerimizi de düşünürseniz gerçekten karasal kökenli olan ve tamamen insan kaynaklı olan ve ekosistem üzerinde çok ciddi tahribata neden olabilecek bu katı atıkların ister yüzen olsun, ister dibe batmış olsun, ister de parçalanarak mikroplastik haline almış hangi boyut olursa olsun dünya denizleri ve ekosistemleri açısından son derece zararlı ve mutlaka mücadele edilmesi gereken bir yöntem olarak görüyorum. Burada neler yapılabilir eylem planları açısından? Tabii ki burada PET ve bu materyalin kullanımının azaltılması üzerine teknolojileri geliştirmemiz lazım. Bunların geri dönüşümünü sağlamak ve bunları özendirmemiz lazım. Ve tabii ki en önemlisi de son kullanıcı olan insanların bu maddelerin doğada yapmış olduğu bu tahribat konusunda bilinçlendirilmesi de çok önemli. Yani her konuda belki diyebilirsiniz ki eğitim önemli. Evet, eğitim önemli ama spesifik olarak bunların denizlerde meydana getirmiş olduğu tahribat ve kalıcılığı da göz önüne aldığımızda bunların tüketimlerinin mutlaka kontrol altına alınıp düşürülmesi lazım. Bu verdiğiniz ürkütücü rakamların üstüne şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Denizlerimizin kirliliğini önlemek için size yetki verilseydi eğer ne tür düzenlemeler yapardınız? Sizin ilk üçünüzde neler olurdu konuyla ilgili olarak? Evet, çok güzel bir soru.
konuşmamızın başından beri belki dinleyicilerimizin de çok dikkatini çekiyor ama denizlerdeki kirlenmenin ana kaynağı insan. Bütün ekosistemlerde olduğu gibi. Eğer biz bir ekosistemde kirlenmeyi önlemek istiyorsak insan faaliyetlerinden kaynaklanan kirletici yüklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bir ölçüde insan ve faaliyetlerini sınırlamamız ya da kontrol altına almamız gerekiyor. Bu da ancak eğitimle olabilir, kanunlarla olabilir. Örneğin plastik poşetlerin bildiğiniz gibi bu yılın sonundan itibaren artık geri dönüşümü olan doğal poşetlerle yer değiştirmesi ve bunların artık parayla satılması mesela özellikle bu ürünlerin denizel ekosistemlerdeki yüklerini mutlaka azaltacaktır. Bunun gibi önlemlerin, kendi parçalayabilir ürünlerin geliştirilmesi, çevreyle uyumlu geri dönüşüm sistemlerinin artırılması ve tabii ki insanları yaşam çevreleriyle daha uyumlu bir şekilde ve sürdürülebilir ekosistem yönetimi standartları bazında eğitmemiz gerekiyor. Bütün insanlık açısından konuyu değerlendirip daha geniş perspektifte düşünmemiz lazım. Yani çevre sorunları çok geniş soluklu sorunlar. Ve bağlantılı. Ve dediğiniz gibi çok kompleks ve birbiriyle etkileşim halinde olan ortamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla konuya ne kadar geniş ve bilinç düzeyini geliştirerek bakabilirsek o zaman çevre sorunları üzerinde etkili olabiliriz. Başka dünya yok. Bu gerçeği de hiçbir zaman unutmamamız lazım. Hı hı. Denizlerimizin kirlilik sorununu değerlendirdiğimiz bu söyleşide konuyu bütünsel anlamda ele almamızı sağlayan bu çarpıcı ve aydınlatıcı açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size Sayın Sunlu. Ben de size çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için ve bütün dinleyicilerimize de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Kelebek etkisi. Karşı duramayacağınız yumuşacık bir dokunuş.